Çizgi integralde bilinmesi gereken parametrize etme kuralları. Bu videomuzda çizgi integralleri hesaplarken eğrilerin parametrize edilmesinde bilinmesi gereken kuralların neler olduğunu konuşacağız. Çizgi integralin bir integral formatını hatırlayalım. Bir f(x,y) fonksiyonunun bir eğri boyunca integralini alacağız. Bir f(x,y) fonksiyonumuz var. Buradaki c eğriyi temsil etmekte. Bir eğri boyunca integralini alacağız. Tabii ki buradaki ds de eğrimizi temsil etmekte. Bir eğrimiz var. Biz buna c eğrisi diyelim. Bir yerden başlayıp bir yere kadar giden bir eğrimiz var. Bu eğrinin üzerinde f(x,y) fonksiyonunun integralini alacağız. Şimdi bu integralin gerçekleştirilmesinde, bu videomuzda integralin hesaplanma kısımlarına girmeyeceğiz. Çizgi integrallerin hesaplanmasında mutlaka bu eğrimizin parametrize edilmesi gerekir. Buradaki eğrinin parametrize edilmesindeki durumları inceleyeceğiz. Bu eğrinin parametrize edilme kuralları. Edilme kuralları. Bir f(x,y) fonksiyonunun bir eğri üzerinde integrali sorulduğunda bu eğrinin olabileceği ilk durum bir doğru parçası olabilir bu eğri. Doğru parçası olabilir. Tam olarak böyle dümdüz bir yerden bir yere kadar giden bir doğru parçası üzerinde f(x,y)'nin integralini alıyor olabiliriz. İngilizce'de line segment denir buna. En çok karşımıza gelecek çizgi integral sorusu line segment ile sorulanlardır. Yani doğru parçaları ile sorulanlardır. Doğru parçasının parametrize edilmesini az sonra inceleyeceğiz. Öncelikle hangi durumlar var onları konuşuyoruz. İkinci olarak parametrize edilmesi gereken buradaki eğrimiz çember olabilir. Çember üzerinde bir f(x,y) fonksiyonunun integrali alınıyor olabilir. Çemberin yayının üzerinde. İngilizcesi bunun circle. Integral sorularıyla karşılaştığımızda İngilizcesi çizgi integralin karşımıza ya doğru parçası üzerinde integral alma soruluyordur ya çember üzerinde soruluyordur. Üçüncü ihtimalimiz elips. Elips üzerinde bize buradaki eğrimiz, integrali alacağımız eğrimiz f(x,y) fonksiyonunun bu eğri üzerine integralini alacağız. Bu eğri elips olabilir. Elipsin bir parçasının üzerinde integrali alıyor olabiliriz. Elipsin İngilizcesi tam hatırlamıyorum. Elipse gibi bir şey yazıyorlardır herhalde. Çok önemli değil. Dördüncü ve karşımıza gelmesi en muhtemel ikinci grup aslında bu dördüncüsüdür. Bizim bu eğri bir fonksiyonun parçası olabilir. Herhangi bir fonksiyon olabilir. Yani parabol, ne bileyim kübik bir fonksiyon. Bir fonksiyonun parçası olabilir. Fonksiyon parçası. Yani buna da function diyelim. Bunlardan hangisi üzerinde f(x,y) fonksiyonunun çizgi integralini almamızı isterlerse istesinler, bizim ilk olarak bu eğrilerimizi parametrize etmemiz gerekmektedir. Birincisiyle başlayalım. Doğru parçalarının parametrize edilmesi. Bu videomuzun arkasından çizgi integrallerini hesaplamaya başlayacağız ve her bir durumu ayrı ayrı video biçiminde inceleyeceğiz. Doğru parçalısı üzerinde
Çizgi integral hesaplama, çember üzerinde hesaplama, elips üzerinde hesaplama, fonksiyon parçaları üzerinde hesaplama. Şimdi, doğru parçasının parametrize edilmesi. Doğru parçasının parametrize edilmesi. Mutlaka bize doğru parçasının başlangıç ve bitiş noktasını verir. Başlangıç noktası x0, y0, 3 koordinatlı olarak ben vereceğim parametrize etmeyi. Eğer 2 koordinat varsa z'yi iptal edeceğiz tabii ki parametrize ederken. Bu başlangıç noktası. Başlangıç noktası. Çünkü bir çizgi integrali hesaplarken hangi yönde integrali aldığımız önemlidir. Bu yöne mi gidiyoruz, bu yöne mi? Başlangıç noktası bu nedenle önemlidir. Burası da bitiş noktası olsun. x1, y1, z1. Bu da bitiş noktası. Bunun parametrize edilmesi x eşittir 1 eksi t çarpı x0 başlangıç noktasının x koordinatı artı t çarpı bitiş noktasının x koordinatı. X'i parametrize etmiş olduk. T değişkenine bağlı hale getiriyoruz. Y'nin parametrize edilmesi 1 eksi t çarpı y0 artı t çarpı y1. Z eşittir 1 eksi t çarpı z0 artı t çarpı z1. Ve buradaki t'nin değişimi, bu formülü kullandıysak doğru parçalarında çizgi integralleri her zaman için t'nin 0'dan 1'e kadar olan bölümü için integral hesaplanır. Doğru parçası üzerinde çizgi integral hesaplıyorsak parametrize edeceğiz ve t her zaman, buraya notu düşeyim, bu neden böyle kısımlarına girmeyeceğim, t'yi her zaman 0'dan 1'e kadar seçip integrali alacağız. Şimdi bir tane parametrize etme örneği vereyim. Çizgi integralleri daha şu an hesaplamıyoruz. Çünkü onların kurallarının ne olduğunu konuşmadık. Çizgi integral hesaplarken parametrize etme gerekeceği için önce parametrize etme işlemlerini konuşuyoruz. Bir doğru parçası parçasının başlangıç noktası 1, 2, eksi 3 ve bitiş noktası 2, 3, 5'tir. Bu doğru parçasının parametrik denklemini yazınız. Denklemi nedir? Yapacağımız şuradaki kuralımızı kullanmak olacak. Direkt x eşittir. Başlangıç noktası burası. x0, y0, z0, x1, y1, z1. 1 eksi t çarpı. Buradaki x'in y'nin z'nin yerine bir şey gelmeyecek. Onlar x yerine koyacağımız karşı taraf t'li olarak ne olacağını gösterecek. 1 eksi t çarpı x0 çarpı 1 artı t çarpı x1 t çarpı 2. Yani buradan x'imiz, burası 1 eksi t eder. 2 t de buradan 1 artı 2 t olur. 1 artı t olur. Buradaki 2 t ile buradaki eksi t'yi toplarız, 1 artı t. Y'ye geçecek olursak 1 eksi t çarpı 2
artı T çarpı Y1 3. Y eşittir 1 eksi 2T olur. 2 eksi 2T olur. 3T de burada var. 2 artı T sonucunu elde ederiz. Eğer ki bu iki koordinatlı olsaydı parametrize etme işlemimiz burada bitecekti. Ama bu 3 koordinatlı devam ediyoruz. Z 1 eksi T çarpı x sıfırımız z sıfırımız eksi 3 artı T çarpı ve z1'imiz 5. Z eşittir. Eksi 3 artı 3T. 5T de buradan. Eksi 3 artı 8T sonucunu buluruz. İşte x, y, z'nin parametrik halleri bunlar. Çizgi integrali hesaplarken fonksiyonda götürüp x yerine bunu, y yerine bunu, z yerine bunu koyacağız. Tabi başka kurallarımız da var formülün içinde. Şu an onlara girmiyoruz. Ve t'nin değişim aralığı 0'dan 1'e kadar diyeceğiz. Herhangi bir fonksiyonun bu noktadan bu noktaya kadar çizgi integralini hesaplamamızı isteseydi, önce buradan bu parametrik denklemleri elde edecektik, sonra integrali hesaplamaya başlayacaktık. Bu nedenle parametrize etme kurallarını iyi bilmemiz gerekiyor. Doğru parçalarının parametrize edilmesi budur. Çizgi integralleri hesaplarken bu işlemleri tekrardan göreceğiz. İkinci olarak çemberden bahsetmiştik. Çemberin parametrize edilmesi. Çemberin parametrize edilmesi. Çember denklemimiz merkezi çember denkleminin parametrize edilmesinden bahsedeceğiz. O kadar karmaşık şeyler karşımıza gelmez. X kare artı y kare eşittir r kare. Şimdi çember üzerinde saat yönünde mi gidiyoruz? Saat yönünün tersinde mi gidiyoruz? Bu çok önemlidir. Yön önemli. Saat yönü tersiyle başlayalım. Tersinde eğer gidiyorsak. X eşittir. Yarı çapımız R. R çarpı cos T. Y eşittir. R çarpı sinüs T. T'nin değişim aralığı da. Eğer ki çemberin tamamını turlayacaksak. Tamamında çemberin ilerleyeceksek 0'dan 2 pi'ye. Tüm çember. Dedi ki sadece birinci bölge. Yani birinci bölge derken kastettiğimiz 0 derece burasıdır. Çember şöyle. Sadece şu bölgesinde. Saat yönünün tersi de bu tarafa doğru dönmedir. Sadece bu tarafa doğru birinci bölgede derse 0 dereceden burası pi bölü 2'dir, burası pi'dir. Burası eksi pi bölü 2 veya 3 pi bölü 2 diyebiliriz. Sadece 0'dan pi bölü 2'ye kadar alırız t'yi. Yani çember üzerinde çemberin ne kadarını döndüğünü söylemesinden t'yi belirliyoruz. Yukarıda doğru parçası için şunu söylemiştik. T her zaman için 0'la 1 arasında değişecek. Çünkü bu t çok önemli. İntegralin sınırları olacak bu t'nin değerleri. T 0'la pi bölü 2 arasında olur birinci bölge. Çemberin sadece sağ parçası derse, y ekseninin sağında kalan parça, eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar bunları uzatabiliriz. T değişkenlik gösteriyor. Saatin tersi yönde, saat yönü tersinde döndüğümüzdeydi bu. Şimdi saat yönünde dönme. Yönünde. Ufak bir değişiklik olur saat yönünde dönüyorsak çember üzerinde. Y koordinatı eksi olur. X eşittir. R çarpı cos t. Y eksi R çarpı sin t olur. Bu t'nin değişimi yine aynı kurallara sahiptir.
Eğer ki tüm çemberi söylüyorsa 0'dan 2 pi'ye, birinci bölge söylüyorsa ona göre değişir. Bir örnek yapalım. X kare artı y kare eşittir 25 çemberinin x ekseninin üstünde kalan parçasının parametrik denklemi ile ifadesi nedir diyelim. Şeyi de söylememiz lazım, dönme yönünü. Saat yönü ters olsun. Mutlaka çizgi integralleri hesaplanırken saat yönünde mi döneceğiz, saat yönü tersinde mi bize söylenir. Çok basit bir gidişatımız olacak. Burası r karedir. R eşittir 5. Yarıçapımız 5. X eşittir 5 cos t. Y eşittir. Saat yönü tersinde dönüyoruz. Saat yönü tersinde y'miz pozitifti. O da 5 sin t. X ekseninin üstünde kalan çemberin sadece bu bölümü isteniyor. Yani 0 dereceden pi'ye kadar. T'nin değişimi de 0 ile pi arası olur. Ve bunları çizgi integralimizde yerleştirerek çizgi integralimizi çözeriz. Sınırlara sıfırdan pi'ler gelecek. Tabi o iç kuralları şu an anlatmadım. Bize çizgi integrali bu çemberin üst bölümünde saat yönü tersinde giderek hesaplamamızı isterse işte bu parametrize etme ile soruya başlayacağız. Çemberlerin parametrize etme kuralları yukarıda yazdıklarım idi. Şimdi geldik elipse. Üçüncüsü. Elipsin parametrize edilmesi. Elips en az sorulanıdır. Parametrize edilmesi. Tabi üniversite hocaları oldukça yaptırmamak üzerine soru hazırlayabilirler. O yüzden bunu da bilmekte fayda var. Elipsin denklemi x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşittir 1'dir. Elipsin şekli de budur. Veya dikinedir. Çok önemli değil o. Burada da saat yönü tersinde mi, saat yönü de mi gidiyoruz? Önemlidir. Saat yönü tersi için çemberle ama aynı fikre sahiptir. X eşittir. Burada R demeyeceğiz. Yarıçap yok. X'in altındaki A kare. A cos teta. A cos T. Teta değil. Y eşittir. B sin t. Şimdi burada da birinci bölgede derse sıfırdan pi bölü 2'ye kadar gideriz. X eksenin üstü kat tarafında kalan için sıfırdan pi'ye kadar. Tüm çember için olanı yazayım ben. T sıfırdan 2 pi'ye kadar. Bu çember değil, pardon, tüm elips için. Elipsin üzerinde çizgi integralini eğer hesaplıyorsak. Sadece birinci bölgede hesaplarsak, dediğim gibi sıfırdan pi bölü 2'ye kadar olur. Şuraya saat yönü de yazmış olalım. Saat yönünde. Yine y'nin işareti değişecek. Aynı çemberdeki gibi. A cos t eksi b sin t. T içinde yine aynı olayları nerede diyorsa o kadar alacağız. Bir elips örneği yapalım. X kare artı x kare bölü 16 y kare bölü 25 eşittir 1. Birinci bölgede saat yönü tersinde çizgi integral alalım. Tersinde parametrize edilmiş hali sormuş olayım. X eşittir. Burada a karemiz
16 a'mız 4. 4 cos t. Y eşittir. Saat yönü, ha tersi demişim. Yine pozitif olacak. Saat yönü deseydim orası negatif alacaktım. 5 sin t. T birinci bölge demişim. Sıfırdan pi bölü 2. Ve çizgi integralimizi bu elde ettiğimiz parametrik değerlerle hesaplayacağız. Ve bu videomuzda konuşacağımız son parametrize etme durumuna geliyoruz. Fonksiyonların parametrize edilmesi. Oldukça sık karşımıza gelir. Fonksiyonların parametrize edilmesi. Fonksiyonlar iki türlü bize verilebilir. Y eşittir fx biçiminde verilmiş olabilir fonksiyon veya x eşittir fy. Y eşittir fx biçiminde verildiyse x'e t deriz parametrize ederken. Dolayısıyla y de bu fonksiyonda x yerine t koyduğumuzda çıkan değerdir. F'te. T'nin değişim aralığı x nerede değişiyorsa t de orada değişir. Mesela y fx fonksiyonunda 1'e 2 noktasından 3'e eksi 4 noktasına kadar dedi. T'nin değişimi x t'ye eşit olduğu için x nereden nereye değişiyorsa t oradan oraya değişecek. 1'den 3'e kadar yazarız. Bir fonksiyon üzerinde bize çizgi integral sorulduğunda fonksiyonun neresinden neresine kadar integral alacağımız söylenecek. Biz parametrize ettikten sonra kime t demişsek, x'e t demişsek, x'lerin değişimi bize t'nin değişim aralığını verecek. Eğer ki y'ye t demişsek, y'lerin değişimi. Şuraya bir tane örneğini yapıverelim. Y eşittir x küp artı 1 a 1'e 3'ten b eksi 2'ye 1'e. Doğru. Şimdi burada x'e t diyeceğiz. Çünkü y eşittir fx durumunda. Y de t küp artı 1 olacak. Parametrize edilme hali. X'in değişi x'e t dediğimiz için t'nin değişimi eksi 2 ile 1. Eksi 2'den 1'i alacağız. Tabi burada integral sınırlarına koyarken 1'den eksi 2'ye doğru gidiyorsak alt sınıra 1, üst sınıra eksi 2 koyacağız. Burada şimdi tam olarak onu gösteremedim. Nereden ne tarafa doğru gidiyorsak alt sınıra 1, üst sınıra eksi 2 koyacağız. Çünkü bu işaret farklılıklarına neden olacak. O kısımlara şu an girmeyelim tabii. Burada x eşittir f'ye. X yalnız bırakılmış. Fonksiyon y'li bir şey. Y'ye t diyeceğiz. X eşittir ft olacak. T'nin değişimi de y nereden nereye değişiyorsa şurasına bakalım. Aynısı bunun için de geçerli olsun. Y 2'den eksi 4'e değişiyor. Eksi 4'ten 2'ye kadar olacak. Tabii sınırları nereden nereye göre olduğuna göre yerleştireceğiz. Bu bölüm soruda değişkenlik gösterecek. Yani burada standart bir şey yok. En başta doğru parçası için standart bir şey var. Her zaman 0'dan 1'e kadar alıyoruz doğru parçasını. Ama diğerleri için çemberde, elipste, fonksiyonda nereden nereye dediğine göre hareket edeceğiz. Şununla ilgili de bir örnek yapalım. X eşittir y kare artı y olsun. Ve y noktamızda 1'e 3'ten 2'ye 7'ye gitmiş olsun. Bunun parametrize edilmesine gelirsek y'ye t diyeceğiz. X t kare artı t olacak. T'nin değişimi de y'nin değişiminden anlaşılacak. T 3'ten 7'ye gidiyor.
Ve bu şekilde çizgi integrallerin hesaplanmasında parametrize etme ile ilgili kurallarımızı noktalıyoruz. Bundan sonraki videoları izlerken buradan bu kuralları bir not almış olmalısınız. Çünkü her bir çizgi integralini hesaplarken bu parametrize etme işlemini yapacağız. Çünkü çizgi integraller, integralin formülü c f(x) y ds'tir. Bunu parametrize hale çevirerek çözmeye dayanmaktadır. Artık formülü vermenin vakti geldi. Bunu a'dan b'ye dönüştüreceğiz. Buradaki ab, t'nin değişim aralığı. Nereden geleceğini anlamış olmalısınız. Bütün parametrize etmelerde t bulduk. C'yi parametrize etmiş olmalıyız. C'nin parametrize edilmiş hali x eşittir. HT olsun. T'li bir şey. Y eşittir. GT olsun. Bunları götürüp fonksiyonun içine koyacağız. F'te x yerine onu nasıl parametrize ettiysek HT. Y yerine GT. DS yerine kök içinde bu x'in t'ye göre türevi, dx bölü dt'nin türevinin karesi artı dy bölü dt'nin türevinin karesi en sonda da dt. Yani çizgi integralleri hesaplarken bu zaten sorunun içinde verilecek. Sadece bize verilen eğrinin doğru parçası mı? Çember mi? Fonksiyon mu? Elips mi olduğuna göre biz parametrize etmeyi yapacağız. Ve bu parametrize etmeyi götürüp bu fonksiyondaki x ve y yerlerine yazacağız. Kök içinde bu parametrize ettiklerimizin türevlerinin karelerini alıp toplayacağız. Ve integralin sınırlarını da t'nin değişim aralığından bulacağız. Şimdi bundan sonra gelen videomuz işte çizgi integralinin birinci bölümü, burasının ds olduğu, integrallerini çözeceğimiz bölümdür. Çizgi integrallerini hesaplamaya artık yani başlıyoruz. Bu videomuzu burada noktalayalım.